Öncelikli olarak bu süreçte evde geçirilen sürenin artışıyla beraber kişilerin medya tüketim alışkanlıklarının değiştiğinden ve medya tüketiminin arttığından bahsetmek gerekir aslında bence. Biliyoruz ki bu tatsız süreçten negatif ve pozitif etkilenen sektörler oldu. Medya her ne kadar prodüksiyonların durması, hani içerik üretiminin durması sebebiyle negatif etkilenmiş olsa da tüketim anlamında aslında... ...pozitif anlamda etkilenen e, sektörlerden biri oldu. E, çalışan kesimin ve çocukların e, evde daha fazla e, vakit geçirmesi sebebiyle... ...aslında tüketici profili de değişmiş oldu. E, video on demand'in, işte dijital platformlardaki tüketimin... E, ...büyük ölçüde arttığını gördük. Fakat tabii ki geleneksel TV'deki artış da e, yatsınamaz... E, ...mevsimsel normallerin çok üzerinde bir e, izlenmeyle karşılaştık. E, Türkiye'de e, Covid-19'un ilk vakasının çıktığı e, 11 Mart tarihinden... ...aslında Temmuz'a kadar ki bu sürece bakarsak... E, ...bir önceki seneyle karşılaştırdığımızda... E, ...TTV'nin e, toplam izleme rakamlarının tüm hedef kitlelerde yükseldiğini gördük. Özellikle Mart-Nisan aylarında bu artış böyle tüm günde %25-30'lara... E, PT'de, time'da %15, %25'lere kadar yükseldi. E, normalleşme süreci başlasa da aslında yaz aylarında da hala bu yükselmenin devam ettiğini görüyoruz. E, buradan tüketilen e, içeriğe geçiş yaparsam e, aslında TV izlenmenin normal süreçteki seyri ve bu şu anki artışın geleneksel TV'nin hala en büyük eğlence aracı olduğunu Gösterdiğini düşünüyorum. Ee, ama burada izlen izleme alışkanlıklarının etkisi kadar, aslında TV'de işte genel Türk izleyicisinin beklentilerine uygun, hep birlikte ailecek tüketilebilecek içeriklerin yer alması ve özellikle de canlı yayınların olmasının etkisi büyük. Ee, şu dönemde hani yeni içerik neredeyse yoktu. Ama buna rağmen öncelikli olarak bir haberler diyebiliriz. Ee, Türk izleyicisi televizyona ana mecra olarak çok güveniyor ve haberi e, televizyondan almayı tercih ediyor. Özellikle bunun yansımasını Fox kanalımızda e, çok fazlasıyla gördük. Çünkü biliyorsunuz e, Fox Haber Türkiye'nin en çok izlenen haber bültenleri ve araştırmalara göre Türkiye'nin en güvenilen e, haberleri. Bu sebeple biz özellikle haberler konusunda izleyicide büyük bir artış gördük. Ee, yeni diziler olmasa da e, dizilerin hani elimizdeki bölümlerini tamamladık tüm kanallar olarak ve tekrarlara geçtik. Fakat televizyonda dizilerin tekrarlarının çok fazla e, en çok reyting yapan içerikler olduğu görüldü. E, tekrar tekrar e, yayınlanan, daha önce yayınlanmış filmler dahi e, prime time'da özellikle Türk filmleri e, başta olmak üzere filmler de çok iyi e, reyting aldılar. Gündüz kuşağında biraz daha kontrollüydük çünkü Stüdyo programlarına devam edebildik hani Covid e uygun şartlarda. Burada profil değişmesine rağmen hani kadının yanına, evin diğer bireyleri de eklenmesine rağmen hala gündüz kuşağında kadın programlarının tüm hedef kitleler tarafından daha fazla izlendiğini gördük. Ama bu profil değişimi tabii ki hani hissedildi. Çünkü kumanda sonuçta daha fazla el değiştirir oldu, daha fazla kanal açılmaya başlandı. Ve ulusal kanallar her ne kadar hani liderliğini korusa da tematik kanalların da daha fazla izlendiğini gördük. İşte yabancı diziler, belgeseller, yemek programları. Biz bunu işte National Geographic, işte Fox Life FX, Fox Prime 24 için gibi kanallarımızda hissettik. Ama tabii ki en çok çocuk kanalları diyebilirim. Ee, çocuklar çok fazla çocuk içeriği tüketti. O yüzden televizyondaki hani, e, Tap yüze baktığımızda mesela en çok izlenen içeriklere çocuk kanallarının, çizgi dizilerin tap yüzde daha fazla yer aldığını görmeye başladık. E biz bunu Disney Channel'da hissettik. E i̇şte 5-11 Solo'da Disney Channel'ın liderliklerini gördük. Çünkü 5-11 ve 12-19'da çok bir televizyona kayma ve daha fazla TV izleme oldu. Hani o yüzden içerikte bu tarz değişiklikler oldu diyebilirim. Evet markalı içerikler çok popüler ve içeriğin gücünün farkına varan tüm markalar hani ufak çaplı da olsa içerik üretmeye devam ediyorlar ve devam edeceklerdir. Ancak markaların birer yayıncıya dönüşmesi ve kendi platformlarını kurmaları hani ve bunu sürdürülebilir ve başarılı bir şekilde yapmaları çok daha farklı bir konu ve çok zorlu bir süreç aslında. Elbette bunu yapabilen markalar oldu ve olacaktır. Ancak başarılı örneklere dikkat ederseniz daha çok e, erişim ağına sahip e, büyük dataya sahip e, dağıtım gücü yüksek markaların bu konuda başarılı olabildiklerini veya bu yolda ilerlediklerini görüyoruz işte Amazon gibi Apple gibi Microsoft gibi markaları belki örnek verebiliriz dediğim gibi hani büyük büyük dağıtım ağına ve dataya sahip olmalarından dolayı işte o yüzden Walmart bile şu an hani bir e, stüdyo yatırımı yaptı ve burada ilerliyor ama eee Şimdi içerik üretmek, TV'de tabii ki bu bizim ana işimiz. Ee, bizim için kolay olabilir, bizim DNA'mızda var ama kontent üretmek o kadar kolay bir şey değil. Ayrıca sadece işi bu olan markalarla yarışmak da o kadar kolay değil. Ee, o yüzden hani şu an Amazon ve Apple gibi en büyük örnekler bile aslında istedikleri yerlerde değiller ve bu ana mecra olarak sektörü medya olan markalarla kapışabilir halde değiller. Ee, diğer sektörlere bakarsak işte FMCG gıda gibi hani belirttiğim gibi onlar da içerik platformları içerik kanalları kurmaya devam ediyorlar ee, fakat yine de bunların YouTube ile ve dijital içerik platformları ile çok e, kıyaslanamayacağını düşünüyoruz ve bence onlar da bunun farkında olarak ilerliyorlar yani izleyici yine bir ee, yemek videosu izlemek istediğinde bir müzik videosu bir herhangi bir kısa içerik izlemek istediğinde yine işte en çok en zengin içeriği sunan bu ana mecralara, ana platformlara e, gitmeye devam ediyorlar açıkçası. O yüzden de bence markalar şu anda da olduğu gibi ileride bu artacaktır. Hani bu mevcut büyük platformlarla entegrasyonlar yapmaya, buralarda sponsorluklar, özel projeler, buraya özel işler yapmaya bence devam edeceklerdir. Ee, yani mecra sayısı biraz daha kıslanacak ve bu ana işi medya olan platformlarda toplanacaktır diye düşünüyorum ee, tabii ki hani influencerlarla içerik üretimi de devam edecektir ee, kısa içerikler de olacaktır ama bunları da yine hani bu kişilerin e, milyonlara ulaştığı hesaplarından onların aktif olduğu instagram youtube işte şu an tiktok gibi mecralardan yapmayı yani markalarda daha fazla tercih edecektir diye düşünüyorum. 2020 yılını aslında dönemler halinde değerlendirmek daha doğru olur. Bir ee, Ocak, 15 Mart dönemine bakarsak diyelim burada çok yoğun bir TV kullanımı gerçekleşti. Geçen senelere kıyasla hani tüm gün doluluğunda, PT doluluğunda böyle %95'lerin üzerinde, %98'lerde vesaire olduğunu gördük. Çok güzel bir dönemdi. Pandemi sürecine geçtiğimizde önce ufak bir düşüş yaşandı ama ardından e, bu e, doluluğun bir arttığını söyleyebilirim. E, mesela 15 Mart, 15 Haziran dönemine bakalım. Hani sokağa çıkma yasakları geldi, seyahat yasakları geldi, e, mağazalar, AVM'ler kapandı. E, bu gelişmelerle bazı sektörlerde tabii ki ciddi bir daralma ve e, duraksama yaşandı. İşte tekstil, aksesuar Turizm, inşaat, otomotiv, finans hani bunlarda ciddi bir durma söz konusu oldu ama bir yandan da FMCG, gıda ve sağlık gibi sektörlerde de hani önceki yıllara nazaran 2-3 kat, kat bir e, artış yaşandı. E, bir de bahsettiğim gibi bu sırada sinemanın, outdoor'un, basının azalması sebebiyle de e, tamamen bütçenin dijitale ve TV'ye kayması e, belki de hani daha büyük olacak bir düşüşü etkiledi Ve e, güzel oranlarla televizyon reklam doluluğunda devam edebildik ama e, 15 Haziran'dan itibaren birazcık daha normalleşme sürecinin başlamasıyla e, bu tam aksi bir artışa döndü ve hani geçen senenin de üzerinde tamamen %99, %100 doluluklarla e, devam ediyoruz. Hani Fox bu konuda ortalamaların üzerinde ama diğer kanallarda da bir... E, yükseliş söz konusu. E, dijital tarafta da dijital platformlarımızda da aynı şekilde. Hani yine 2020 yılı için müşteriler e, bu yıl yatırımlarının dijitale çok daha fazla artacağını söylüyor, söylüyorlardı. Pandemi sebebiyle tabii ki e, yine belirttiğim sektörlerde bir düşüş yaşandı ama e, diğer işte e-ticaret, retail, FMCG, gıda gibi sektörlerde de öyle bir artış yaşandı ki. E, doluluk oranları arttı. Ee, bir de tabii ki insanların, e, markaların evde kal kampanyası yapmaya çalışmaları, e, bu süreçte bir farklılık yaratmak için, markalarını öne çıkarmak için yaptıkları çalışmalar da hani reklam seviyesinin üstlerde olmasına destek oldu diyebiliriz. Türkiye'de yapım maliyetleriyle reklam bütçelerinin doğru orantılı olmadığını ve bu konularda kanalların zorluk çektiğini aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Yurt dışı satışları ve dijital gelirler bu durumda hani olmazsa olmazlarımız haline geliyor. Ama içerikleri yapım maliyetlerini indirgeyerek değerlendirmeyi çok doğru bulmuyoruz. Sonuçta hepimiz matematiğimizi bilerek yola çıkıyoruz. Bir projenin üretimine başlandığında ilk andan itibaren o projenin hangi askeri şartlarda hayata geçirilmesi gerektiğini biliyoruz. Düşük maliyetli bir proje hayata geçirmeniz gerekiyorsa işte bir dönem işi yapmıyorsunuz ama hiçbir zaman da kaliteden ödün vermek istemedi istemiyorsunuz. Ee, ona göre proje seçiyorsunuz. İşte mevcut şartlarda, mevcut bir bütçeyle ben kendi yapım kalitemden ödün vermeden e, hangi projeleri yapabilirim diye değerlendiriyorsunuz. Ee, burada da tabii ki her zaman biz hikayeye ve hikaye anlatım e, gücüne inanıyoruz. Hani çok iyi bir sitcom da bir dönem dizisiyle aynı efekti yaratabilir. Önemli olan sizin ekranınıza yakışacak doğru projeyi bulmak ve doğru bir şekilde anlatmak ve önemli olan hani e, izleyicinin bu tasarruftan etkilenmemesini sağlamak. Önemli olan doğru hikayeyi doğru şekilde izleyiciyle buluşturup e, o prodüksiyon maliyetinde eğer bir kısıtlama varsa bunu izleyicinin hissetmeyeceği şekilde kalitede bir e, proje hayata geçirmek. thanks for watching